Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle 3. sınıf fen bilimleri dersi ses konusunu işleyeceğiz. Bu videomuzu arkadaşlarınızla da paylaşıp onlarla bu konuyu öğrenmelerini sağlayabilirsiniz. Bizleri dersimiz ilkokul Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Dersimize geçmeden önce bu videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Eğer hazırsanız dersimize başlıyoruz. Varlıklar titreşerek ses oluşturur. Yani varlıklar ses çıkartırken mutlaka titreşir sevgili öğrenciler. Örnek olarak ses tellerimiz biliyorsunuz ki boğazlarımızın içinde yer alıyor. Konuşurken eğer boğazımıza dokunduğunuz zaman oranın titreştiğini elinizle hissedebilirsiniz. Saz, gitar, bağlama gibi müzik aletleri de ses çıkartırken tellerin titrediğini mutlaka görmüşsünüzdür. Yani varlıklar ses çıkartırken mutlaka titreşir sevgili öğrenciler. Evet, ses oluşturan varlıklara ses kaynağı diyoruz. Ses kaynaklarını biz ikiye ayırıyoruz. Doğal ses kaynakları ve yapay ses kaynakları. Şimdi doğal ses kaynaklarından bahsedelim. Canlılar ve doğa olayları doğal ses kaynaklarıdır. Bunları örnek olarak insan sesi, hayvanların sesleri, böceklerin sesleri, arı vızıltısı, şelale, dalga, gök gürültüsü, rüzgar, yağmur, dolu sesleri doğal ses kaynaklarına örnektir sevgili öğrenciler. İkinci ses kaynağımız yapay ses kaynaklarıdır. Cansız varlıklar yapay ses kaynaklardır sevgili öğrenciler. Yani insanların ürettiği taşıtlar, makinalar, aletler bunlar yapay ses kaynaklarıdır. Örnek olarak arabalar, uçaklar, makinalar, fabrikaların çıkardıkları sesler, müzik aletleri, davul, gitar, bağlama, saz, ksilofon, televizyon, bilgisayar, çalar saat, telefon, tablet, radyo, motosiklet, arabalarımız, uçaklar. Evet, bunlar da yapay ses kaynaklarına örnektir. Çünkü bunları insanlar üretmiştir sevgili öğrenciler. İnsanların ürettikleri makineler, aletler yapay ses kaynaklarıdır sevgili öğrenciler. Evet, ses her yöne dalgalar halinde yayılır sevgili öğrenciler. Burada ışıkla sesin durumu biraz farklıdır. Işık ok işareti şeklinde yayılır. Yani ışığın önüne bir engel koyduğumuzda biz ışığın arkasında karanlıkta kalabiliriz. Ancak sesler öyle değildir. Biz ses kaynağını görmesek bile, ses kaynağının önüne bir engel bile koymuş olsak biz o sesi duyarız. Yani ses kaynağı bizim arkamızda da kalsa biz o ses kaynağını duyarız. Ancak ışıklar ok işareti şeklinde yayılır. Ses dalga dalga halinde yayılır sevgili öğrenciler. Nasıl ki bir tane su birikintisine bir taş attığımız zaman dalgalar halinde yayılır. Ses de aynı şekilde dalgalar halinde yayılır sevgili öğrenciler. Bu örneği aklımıza tutabiliriz. İşitme duyumuz sayesinde ses kaynağının yakınlaşıp uzaklaştığını belirleyebiliriz. Örneğin gözümüzü kapattığımız zaman bir ambulans sireninin sesinin uzakta mı, yakında mı olduğunu anlayabiliriz. Eğer ses şiddetli geliyorsa ses kaynağı yakındadır. Eğer sesin şiddeti az ise o zaman ses kaynağı uzakta demektir sevgili öğrenciler. Ses kaynağına yaklaşırsak sesin şiddeti artar. Ses kaynağına uzaklaşırsak sesin şiddeti azalır sevgili öğrenciler. Bir sesin işitilebilmesi o sesin şiddetine bağlıdır. Evet, biz insanlar olarak her sesi işitemeyiz sevgili öğrenciler. Hem çok yüksek şiddetteki sesleri de işitemeyiz. Çok düşük, çok alçak şiddetteki sesleri de işitemeyiz. Evet, insanların duyamadığı bu sesleri bazı hayvanlar duyabilir. Örneğin köpekler, balinalar, yarasalar gibi bazı hayvanlar bu sesleri duyabilir. Örneğin deprem sırasında çıkan sesleri biz duyamıyoruz. Ancak köpekler deprem olmadan birkaç dakika önce havlamaya başlarlar. Yani insanları uyarırlar. Yani bunlar insanların duyamadığı sesleri duyabilir. Evet, şimdi işitme kaybından bahsedelim. İşitme duyumuzun çok şiddetli seslere maruz kaldığı durumlarda işitme görevini yapamamasına işitme kaybı denir. Evet, bazı insanlar çok yüksek şiddetteki seslerin olduğu yerlerde çalışmak zorundadırlar. Evet, bu insanlarda işitme kaybı meydana gelebilir. Bunun için işitme duyuları olan kulaklarını çok iyi korumaları gerekir sevgili öğrenciler. Örneğin fabrikalarda çalışan insanlar çok yüksek şiddetteki seslere maruz kalabilir. Örneğin havalimanlarına görev yapanlar uçakların çok yüksek şiddetteki seslerine maruz kalabilirler. Bunlar kulaklarını koruyacak bir kulaklık takabilirler. Böylece işitme kaybına uğramayabilirler sevgili öğrenciler. Biz de aniden yüksek şiddette bir sesle karşılaşırsak kulaklarımızı ellerimizle kapatmalıyız.
Evet sevgili öğrenciler, bunları biliyor musunuz köşemiz var. Evet, bu bilgiler size ilginç gelebilir. Ses hızı 1 saniyede 340 metredir. Yani ses 1 saniyede 340 metre boyunca yol alabilir. Bazen çok uzaklardan gördüğümüz bir görüntünün sesi bize birkaç saniye sonra gelebilir. Evet, bunun sebebi de sesin hızının çok fazla hızlı olmaması sebebindendir sevgili öğrenciler. Bazen bir havai fişek patlar, uzaktan görürsünüz. Evet, havai fişek patladıktan birkaç saniye sonra sesini duyabiliriz. Evet, bunun da sebebi ışığın hızının sesin hızından çok daha fazla olmasıdır sevgili öğrenciler. Işık hızı da 1 saniyede 300 bin kilometredir sevgili öğrenciler. Yani aradaki farkı gördünüz mü? Ses 1 saniyede 340 metre giderken ışık 1 saniyede 300 bin kilometre gidiyor sevgili öğrenciler. Yani bunu da metreye çevirirsek eğer 300 milyon metre. Yani ses 340 metre giderken 1 saniyede ışık 300 milyon metre gidiyor sevgili öğrenciler. Peki hiç düşündünüz mü? Güneş bize ne kadar uzak acaba? Güneş ışıkları dünyaya 8 dakikada ulaşıyor yaklaşık olarak. Yani şu an bize gelen güneş ışıkları aslında 8 dakika önce güneşten çıkmıştı. Evet, şimdi güneş bize ne kadar uzak onu hesaplamaya çalışalım. Güneş ışığı, yani ışık hızı 1 saniyede 300 bin kilometre yol alıyor. Evet, güneş ışıkları da dünyaya 8 dakikada ulaşıyormuş. Yani 1 dakika 60 saniye olduğuna göre 8 dakika kaç saniye olur sevgili öğrenciler? 60 ile 8'i çarparsam 480 saniye olur. Yani güneş ışıkları dünyamıza 480 saniyede ulaşıyormuş. Evet, ışık 1 saniyede 300 bin kilometre. Evet, güneş 1 saniyede 300 bin kilometre yol alıyorsa 480 saniyede ne kadar yol alır? Evet, bunu da çarptığımız zaman yaklaşık 144 milyon kilometre çıkıyor sevgili öğrenciler. Yani güneş dünyamıza yaklaşık olarak 144 milyon kilometre uzaklıktaymış sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrenciler, bugünkü dersimiz burada sona ermiş oldu. Kanalımda sınıfınızla ilgili diğer ders videolarına ve çok seveceğiniz akıl ve zeka oyunları bölümümüze de bakabilirsiniz. Bir sonraki dersimize görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın.